Hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı için söylenemez? İslamiyet öncesi Türk edebiyatı yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında yazılı dönem 8. yıldan itibaren başlar. En belirgin eserimiz de Orhan Abidleridir. A seçeneği doğrudur. Savlar, C'den devam edelim. Divan edebiyatında bu mesel, halk edebiyatında atasözü olarak adlandırılan kullanımlardır. D'de İslamiyet öncesi edebiyatta koşuklar, Türk halk edebiyatında koşmaya dönüşmüştür. Divan edebiyatında dönüşmüştür. Sagu denilen ölüm konulu hüzünlü şiirler, divan edebiyatında Mersi, halk edebiyatında ağıttır bilgiler doğrudur. B'de ise epope olarak adlandırılan destan, destan, dörtlükleri yazılan sosyal konular içeren 104 dörtlüğe kadar sayıla, söylenebilen bir nazım biçimde denilmiş. Destanlar sınırsız dörtlük sayısıyla yazılabilir. Yüz dörtlüğe kadar söyleme sınırlaması yoktur. Dolayısıyla burada yanlışlık söz konusudur. Sorumuzun cevabı B'dir. Numaralanmış destanlardan hangi ikisi İslamiyet öncesi oluşan Türk destanlarından değildir? Türeyş destanı Uygurlara ait, Yaralıç destanı Altaylara ait, Ergenekon destanı Göktürklere ait, İslamiyet öncesi destanlardandır. Manas destanı Kırgızlara ait, Saltık Buğrahan destanı Karahanlara ait, İslamiyet sonrası destanlardandır. 1 ve 3 sorumuzun cevabıdır. Doğru cevap A'dır. Bu parça aşağıdaki destanların hangisine özgün nitelikleri yansıtmaktadır? Türeyş destanında Uygurların kurtan türeyşi, Ergenekon destanında Göktürklerin yurtlarını... Demirdağ'ı eriterek terk etmeleri, Bozkurt destanında Göktürklerin Bozkurt'tan türeyişi Oğuz Kağan, Alper Tunga destanında Sakal Alper Tunga'nın İran'la yaptığı savaşlar anlatılır. Yaratılış destanında ise bir yaratılış söz konusudur. Parçada anlatılan durum canlandırılır. Dolayısıyla sorunun cevabı E'dir. Yukarıdakilerden hangi ikisi Göktürk yazıtlarının bir özelliği değildir? Milattan sonra 8. yüzyılda milli bir alfabeyle yazılmaları Göktürk yazıtlarının özelliğidir. Runik özellik taşınması özelliğidir. Eski inançlardaki yazılardaki işaretlere benzeyen harfabeler harfler kullanılması runik olduğunu göstermekte. Türklerin ilk yazılı metinleri Göktürk yazıtlarıdır. Aslında Yenisey abileri var fakat okunamadığı için ilk kabul edilen alfabe yazıt Göktürk yazıtları olarak nitelendirilir. Bu bilgiler doğrudur. Uygurların yaşamlarıyla ilgili bilgi vermez Göktürk yazıtları. Göktürklerle ilgili bilgi verir. Bu nedenle 2 nolu yargıya yanlış diyebiliriz. İslam öncesi sözlü dönemin şiir örneklerini içermez. Nesir şeklindedir bu yazıtlar. 5 nolu yargıda yanlıştır. 2 ve 5 sorumuzun cevabıdır. Doğru cevap C'dir. Verilen destanlardan hangi ikisinin yeri değişirse kronolojik sıralama doğru olur. Önce Saka destanlarını, sonra Hun, Göktürk, Uygur destanlarını yazmalıyız. Üstü de Altaylıların, sayan, Altaylıların yaratılış destanını ekleyebiliriz. Burada yaratılış destanı bir nol destan olmalı. Yani bir layer değiştirmeli. Ergenekon destanı Göktürklere ait bir destan olduğu için yaratılış destanı Altaylara, Tunga destanı Sakallara, Oğuzkan Hunlara, Ergenekon Göktüklere, Türeş Uygurlara aittir diyeceğiz. Sorumuzun cevabı 15, 5 1 4 e, B seçeneğidir. Bu şiir alıntısına yönelik aşağıdaki hangi hangisi söylenemez? Şiir incelendiği zaman öz Türkçe kelimeler kullanıldığını, söz-ses uyumuna uyulduğunu ifadelerin küçük, küçük ünlü uyumuna, büyük ünlü uyumuna uyduğunu görmekteyiz. Yani İslam öncesi dönem geleneklerini yansıtmaktadır diyebiliriz. Günümüz Türkçesinde de var olan kelimeler kullanılmıştır. Boşu iler, ilerdi, acun tını yılardı, çiçek, çerkeşür, çiçek ifadesi mesela günümüz de kullanılmaktadır. Öz Türkçe kelimeler kullandığı için arı bir dildir. Kafiye dizilişi, kafiye, redif, ölçü, ahenk özelliklerine göre sahiptir. Köylerde, ileride, yıllarda çekleşir ifadesiyle A, 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 B şeklinde kafiyelenmiştir. Burada çiçekten, tabiattan, doğadan bahsettiği için ölümden bahsetmediğini söyleyebiliriz. Yuh törenlerinde ölüm üzerine söylenen şiirler canlandırıldığı için Yuh törenlerinde söylenmiş bir sagudur ifadesi yanlıştır. Sorumuzun cevabı A'dır. Yukarıdaki destanlar için hangisi söylenemez? Sakaların şu destanı, Uygurların göç, Hunların bozkurt, Göktürklerin Ergürkon destanı verilmiş. Olağanüstü kişi ve olaylar konu edilmiştir bu destanlarda. Bilgi doğrudur. Çünkü destanlarımızda olan Türk söz konusudur. Dört destanda mitolojik öğeler içermektedir. Kullanılan dil yabancı dillerden etkisinden uzak ara bir Türkçedir. İslamiyet öncesi sözlü döneme aittirler. Tarihin bilinmeyen dönemlerinde oluşmuşlardır. Bilgiye doğrudur. İlk iki destan Göktürklere, son iki destan da Altay Türklerine aittir denilmiş. Bilgi yanlıştır. şu destanı Sakalara aittir. Göç destanı Uygurlara aittir. Bozkurt destanı Hunlara aittir. Yergirikon destanı Göktürklere aittir. Sorumuzun cevabı C'dir. Yukarıda söz edilen destan tipi aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilmiş olan bu destan tipinin en önemli özelliği toplumu yönlendirmesidir. Öğütlü sözleriyle topluma yön veren kişidir. Aksakallı ifadesi ile de belirtilmektedir. Türk destanlarında kağanların yanlarında bulunmaları ve verecekleri önemli kararlarda onlara başvurmaları da bu tipin en önemli özelliğidir. Şaman tipi diye Türk destanlarında bir tip yoktur. Kağan tipi diye de bir tip yoktur. Alp tipi cesur ve savaşçı olan kişiliği temsil eder. Burada bize verilmiş olan bu destan tipinin en önemli özelliği bilge olmasıdır. Yani alp tipi değildir. Burada yine cinsiyet özelliğine girilmediği için kadın tipi olmadığını da rahatlıkla anlıyoruz. Bize sözü edilen bu destan tipi bilge tipidir. Kaan'ın yanında bulunurlar ve sözleriyle Kaan'ı ve toplumu yönlendirebilirler. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu destanlarla ilgili ortak bir kavram olamaz? Üç şehitler destanı faz ait bir destandır. Yaralış destanı Alteler ait doğal destandır. Bozkurt destanı Hunlara ait doğal destandır. Kırgızlara ait doğal destandır. Battalgazi Gazi Osmanlılara ait yapay doğal destandır. Bu destanlar nazım şeklinde destan niteliği taşıdığı için epopi olarak nitelendirilen tarihi gerçeklikle bağlantılı hikaye etme yöntemiyle oluşturulmuş metinlerdir. Dördü anonimdir. Birinin yazarı bellidir. Dolayısıyla anonimlik yönüyle ortak özellik taşmazlar. Sorumuzun cevabı C'dir. Parçadaki boşluğa hangisi getirilebilir? Yazıtların bulunmasından sonra okunması için yapılan çalışmalarda Çince kitabe, kitabede geçen Kültigin kelimesinden faydalanarak Tenri, Türk, Kültigin isimlerini 1893'te okumayı William Thompson başarmıştır. E, Orhan William Thompson, Radloff'un yardımıyla çözen kişidir. Strahlenberg bulan kişidir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilemez? Parçamızda ilk ürünlerimizden bahsetmekte. Türk edebiyatı, Türk milletinin tarih sahnesine çıktı, toprakları doğmuş, milletin tarihine oynadığı rollerle rollere göre gelişerek devam etmiş. Bu itibariyle edebiyatımız ilk defa sözlü şekilde ortaya çıkmışsa da tarihe yazdığımız yazılı metinler 8. yüzyılda bugün Moğolistan sınırları içinde bulunan Orun Nehri boyunca çevrilmiş, dikilmiş olan Yenise yazıları, Orun yazıtları, Göktürk ve Göktürk yazıtları anıtları olarak nitelendirebileceğimiz yazıtlardır. Yenisey yazıtları, Orhun-Yenisey e, nehri kenarındaki mezar taşlarından ibarettir. Orhun abileri, Göktürk yazıtları ve Köktürk yanıtları aynı eserlerdir. Uygur metinler ise Uygurlar döneminde verilen metinlerdir. Mani-Bula dinine ait ahlaki öğretilerin yansıtıldığı metinlerdir. Sorumuzun cevabı E'dir. Yukarıda verilen örneklerin özellikleri aşağıdakilerin hangisidir? Tek mısra ve bir söyleyiş, güzel bir söyleyiş olduğunu görmekteyiz. Ağılat oğlakta olsa, arıkta otu öner. Aş ne demez, tok ne Yani burada yır adı verilir. Yır, şarkı, türkü demektir. Dolayısıyla ifade cevap olamaz. Destanların içerisinde yer alan düz yazı parçalarından değildir. Koşuk nazım biçimlerinin içinde yer alan didaktik öğelerden değildir. sagunun yer alan ifadesi değildir. Bunlar dar bu mesel atasözü niteliği taşıyan, öğüt veren kalıp sözlerdir. Günümüzdeki atasözünün karşılığı olan savlardır. Sorumuzun cevabı B'dir.